omuz omuza sergilenen koreografik bir aktivite. Horon? Ne? Horon? Diğeri. Diğeri. Halay. Halay doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime. Gelsin sorusu. Yaklaşık olarak anlamında bir zarf. Takribi. Değil. Türkçe kökenli mi? Evet. Türkçe. Evet. Tek kelime. Evet. Aşağı yukarı. Yani net olarak değil de böyle yaklaşık olarak. Özensiz bir ölçü gibi düşünün. Yani nokta nokta şu kabaca. Kadar. Kabaca. Ne? Kabaca. Kabaca doğru cevap. Altı harflilerdeyiz hala. İsim soylu bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılan ağaç çubuğu. Misvak. Misvak doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfat, olumsuz bir sözcük. Gelsin bakalım. Malzemez mi? Özellikle meyveleri nitelerken kullanılan ham sözcüğünün karşılığı. Hiçe basmasaydım acele ettim. Olmamış. Olmamış doğru cevap. Tamam. Emin değilim. Hiç emin değilim. Ben de ne düşündünüz acaba diye. Olmamış. Yakıştıramadım başta. Aynen. Sonra fazla basit gelmiştir. Evet. Ondan. Galiba. Yarışmanın ortasındayız. 3700 puanımız ve 2 dakika 27 saniye süremiz var. Sağ olun. Süre ne yani, kadar arttırmam gerekiyordu? 1 dakika 17 saniye arttırmanız gerekiyor. Yani 1 dakika 10 saniyeniz var tamam, gibi. Hasan Bey de bu civardaydı zaten. Buralardaydı tam. 1:12-2:24 olabilir belki. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap yine tek kelime inanır mısınız? Gelsin bakalım. Güdük beygir. Midilli. Midilli doğru cevap. Editörümüz hakaret gibi bir soru. Çok güzel. Sormak istemiş. Güdük beygir. Midilli gelecek öyle seslenin. 8 harflilerdeyiz efendim. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Birlikte kullanıldığı fiili sorunun içinde zaten vereceğiz. Gelsin bakalım. Olmak fiiliyle birlikte korumak, bakmak anlamlarına gelen söz dizisi. 2 kelime. Göz kulak. Göz kulak doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. 2 kelimeden oluşan bir tabir. Böyle senli benli teklifsiz konuşmalarda kullanılan bir söz dizisi. Gelsin sorusu. Genellikle hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatırken en beteri anlamında kullanılan bir tabir. İşin kötüsü değil. Yok. Nasıl şey yapın? 2 kelime mi bu? Evet. Yani yok tam tersi yanlışlıkla cevabı söylüyordum. Hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatırken... En beteri. Evet. Anlamadım. Dur nasıl bir durum olabilir bu mesela? Nasıl? İşte terbiyesizliğin nokta... Ay daniskası geldi aklıma. Dik alası. Dik alası doğru cevap. Çok heyecanlandım. Efendim 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Kelimelerin tek başına bir anlamı yok. 2 kelime tek başına bir anlamı evet. yok. Evet. Gelsin bak süper ipucu vallahi. Gelsin soru. Yarar gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler. Abur cubur. Abur cubur doğru cevap. 1 dakika 40 saniyedesiniz. 3 sorum kaldı. 3 sorumuz kaldı. Tamam. 1 dakika 27 arttırmanız. 27 mi? Ben öyle uygun gördüm. 30 olsun sizin için İbrahim Bey. 1 dakika 35 saniye arttırmanız. ya 1 dakika 17 saniye. 17 tamam. Evet 23 saniyeniz var. Tamam. 3 tane de sorunuz var. Tamam. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap batı kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Yaranmak için birine söylenen övücü söz. Kompliman. Kompliman doğru cevap. Şimdi efendim 2 kelimeden oluşan bir sıfat soracağız size. 10 harfli. Bakalım, gelsin bakalım sorusu neler yaşanacak. Köklü ve tanınmış bir aileden olan anlamına gelen söz dizisi. İleri gelen. Hayır, köklü ve tanınmış bir aileden gelen. Ay erken durdun, neyse. Köklü, köklü ve, tanınmış eşraf. Bir... Eşraf. Değil, çok basit düşünün. Soylu soplu. Soylu soplu doğru cevap.
Çok basit düşünün. Komutunuz çok işe yaradı. Çok basit düşünün komutu. Vallahi enteresan son soruya geldik efendim. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Türkçe soruyoruz. Kökenli mi iki kelime? Efendim ilk kelime Arapça kökenli, tamam, ikincisi evet. Fiil değil değil mi? Değil. Mastar değil, tamam. Mastar falan yok. Valla yani hani... Kolay mı? Kolay mı? Ben... Biraz sakinleşmek yani... için soruyorum. Bilinebilir mi? Aslında kolay. Tamam. Yani işte kafanız yanmazsa bir noktada aslında kolay. Cart diye de bilme ihtimaliniz var. Hasan Bey'in elinden ay birinciliğini almanıza ramak var şu an. 12 saniye süre olarak var. Bu soruyu bildiniz mi? Konu sizin için kapandı. İnanılmaz. Bakın. Hayırlısı sevgili izleyenler. Tekrar ediyorum iki kelime. Gelsin soru. Dini açıdan özelliği ve önemi olan 24 saatlik zaman dilimi. Basit düşünün Mehmet Can Bey. Dini açıdan? Evet. Özelliği olan günü. Ne günü? Gün. Evet. Mübarek gün. Mübarek gün doğru cevap.